Çok garip ama bir o kadar üzerinde konuşulması gereken bir haber okumuştum geçen hafta. İskoçya'da arkadaşlar 4 yaşındaki çocuklar bile ben erkek değilim kadınım diyebilecek. Kendileri erkek yerine kadın ismi ya da kadın yerine erkek ismi söyleyebilecek. Ben artık buyum diye. Öğretmenler bunlara itiraz edemeyecek ve annelerine babalarına da söylemeyecekler. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. 1. Dünya ülkelerinde din faşizmi, sağ faşizm bitti gibi bir şey. Şimdi sol faşizm başladı. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar yine özgürlük hak ismi altında oluyor bu. Çünkü sorulduğu zaman çocuklara istediği cinsiyeti söyleme özgürlüğü. Yani bir erkek kendisini kadın gibi hissediyorsa 4 yaşında ya da 5 yaşındayken ben kadınım, kadın gibi hissediyorum deme özgürlüğü var. Ve öğretmen de buna hayır sen erkeksin diyemiyor. Ya da ailesine söyleyemiyor. Ailesinden bile kesiyorlar olayı. Ve dediğim gibi buna hak ve özgürlük diyorlar ki buna tepki gösteren kişiler ne olsun faşist olarak nitelendirilsin, özgürlük düşmanı olarak nitelendirilsin. Fethullah Türkiye'de aynısını yapmıştı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şu an neyse ki açık açık bunları söyleyebiliyoruz. Çünkü o zaman söyleseydik bize din düşmanı derlerdi, değil mi? Ya da başörtüsü düşmanı derlerdi. Başörtüsünü kullanarak, dini kullanarak birçok noktaya kendi adamlarını sokmuşlardı. Ve bunu da özgürlük adı altına, hak adı altına yapmışlardı. Yani kendi faşistliklerini bu sevimli kelimelerin arkasına saklanarak yapmışlardı. Şu an sol faşizminin de yaptığı bu. Adım adım. Türkiye'de kısa vadede bu kadar saçma sapan birisinin başa geleceğini sanmıyorum. Bu kadar SJW, bu kadar sol gerici birisinin başa geleceğini sanmıyorum. Bizim Nosferatu aday olmadığı sürece, gerçi olsa da kazanamaz. Neyse Peki bu neden sol faşizme arkadaşlar? Çünkü bu adamlar özgürlük getiriyoruz, hak getiriyoruz dedikleri zaman bu oynadıkları ilk taş olmuyor. Genelde son taş oluyor. Dönüp bakalım mı? Geriye dönük bir bakalım. Bu çocuklar neden durduk yerde ben kadın değilim erkeğim ya da ben erkek değilim kadınım desin? Çocuk sonuçta bu. Senin aklına gelir miydi? Benim de aklıma gelmezdi. Biz televizyonda ne görüyorsak onu yapıyorduk. O yaşta Himen'i görüp ben Himen'im diyen, Ninja Kaplumbağaları görüp ben Ninja Kaplumbağayım diyen, samuray görüp ben samurayım diyen böyle çok insan vardı. Neden? Çizgi filmlerden görüyorduk, çocuk programlarından görüyorduk. O dönemde mesela şöyle bir şey getirebilirlerdi. Kendisini samuray gibi hisseden insanlar artık ben samurayım diyecek ve öğretmenleri onlara samuray diye hitap etmek zorunda kalacak ya da işte ben Donatello'yum diyecek. Bundan sonra öğretmen ona Donatello diye hitap edecek ve ben kendimi ninja kaplumbağa gibi hissediyorum dediği zaman evet sen ninja kaplumbağasın diyecek. Şimdi ne alakası var? Tabii ki bazı arkadaşlar diyebilir. Yani bir erkeğin kendisini kadın gibi hissetmesi gerçek bir olay sonuçta. Şimdi geldik bir gerideki taşa. Bir gerideki taşta şu. O yaşta çocuklar cinsel kimliklerinin farkında değillerdir. Çünkü hormonları daha depreşmemiştir hormonları daha depreşmemiştir. Cinselliği yaşayacak, cinselliği hissedecek noktaya gelirler. Sonra derler ki ben kendimi erkek gibi hissetmiyorum. Hormonlarına falan bakarsın gerçekten kadın. Maalesef erkek vücuduna doğmuş. Belki bir bekleme süresi verilebilir, belki verilmez. Yasal yaşa geldiği zaman da yasal yaş neyse bu dönüşüm tamamlanır. Peki hormonları daha aktif olmamış bir çocuğun ben kendimi kadın olarak hissediyorum demesinin sebebi ne olabilir? Şimdi bir önce oynanan taşa geldik. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Nikolodion'da trans adamlarla ilgili çocuk programları var demiştik. Şimdi bir sürü çizgi filmde, bir sürü çocuk programında, sadece Nikolodion'da değil, bu olayın ne kadar özel bir şey olduğundan bahsediliyor. Bu neden önemli? Çünkü çocuklar kendisini sıradan olarak hissetmek istemez bir. İkincisi, çizgi filmlerde gördükleri o özel şeylere özenirler. Bu aynı dincilerin yaptığı olay gibi ya. İşte medyayı ele geçiriyorlar. Medyadan telkinde bulunuyorlar. insanlara telkinde bulunuyorlar. Dinciliği yayıyorlar önce. Dinciliği yaydıktan sonra da son aşama olarak biz size özgürlük getireceğiz. Yani bir tarikatın bütün ülkeyi ele geçirin. Scientology'nin mesela bütün ülkeyi ele geçirdiğini düşün. Önce kendi tarikatlarının propagandasını yaparlar. Ondan sonra da biz insanlara özgürlük hak veriyoruz diye bu kişilerin sayısının artmasını sağlarlar. Şimdi bunun amacı ne peki arkadaşlar? Yani Birçok kişinin anlayamadığı olay bu. Bir erkeği kadın yapmak ya da bir kadını erkek yapmak kimin ne işine gelir? Orada da arkadaşlar bir gerideki taşa bakalım. Bir gerideki taş da şu. Bunu yapan insanlar bu kişilere erkek ya da kadın demez. Hatırlıyorsunuzdur Esef Su'ya da sormuştum bu soruyu. Sen kendini kadın olarak mı adlandırmak istiyorsun yoksa trans olarak mı adlandırmak istiyorsun? Ben bir kadınım demişti en ünlü translarımızdan Bülent Ersoy. Ben kendim bildim bile kadındır. Herkes de kendisine kadın der. Kimse de ona çıkıp sen transsın demez. Bir kadına nasıl davranılıyorsa öyle davranır. Ne eksik ne fazla. Ancak bu adamların, bu propaganda yapan kişilerin sahip olduğu güç, sahip olduğu medya gücü, sahip olduğu propaganda gücü buna izin vermiyor. Bu kişilere queer ya da trans deniyor. Ölene kadar bu kişiler trans olarak adlandırılacak. Ama kadın olmak işte hayır. Kadın değil trans. Ayrı bir cinsiyet gibi sanki yani. Ve bu sayede de kendisini trans hakları savunucusu olarak ilan eden gruplara daha fazla insan toplayacak. Aynı dincilerin zamanında kendi gibi dincileri arttırmak için kendilerine adam toplamak için yaptıkları gibi. Evet gerçekten de erkek kendisini kadın gibi hissediyorsa ve buna kadın diyorsan ellerine bir şey geçmiyor. Yani erkeğin kadın, kadının erkek olması ellerine bir şey geçirmiyor. Ama queer ya da trans dediğin zaman o zaman bir topluluk içinde olmalı. Belli bir yere oy vermeli. Belli şekilde, belli kalıplarda düşünmeli. Yoksa trans camiası diye bir şey var ya. Trans camiasının da bu arkadaşlar suyunun başını tuttuğu için trans camiasından bile aforoz eder. Ve o zaman durumun kötülüğüne bakın. Bu kişi trans olarak damgalanmış olduğu için bu camianın dışında kaldığı zaman ötekileştirilecek. Bu camianın içine girdiği zaman da bunların istediği gibi konuşmadığı için yine ötekileştirilecek. Peki bir önceki taşta biz bunu da gördük mü? Bunu da gördük. Türkiye'de bile bunu yapmaya çalıştılar. Ama Türkiye'de henüz çok güçlü değiller. Ama yurt dışında çok gördük. Sen gerçek trans değilsin diye. En son Bruce Jenner'ı göklere çıkartıyorlardı ya ama ne diyorlardı gene kadın demiyorlardı trans diyorlardı. En son ona dediler sen gerçek bir trans değilsin diye. Yani adam erkeklikten kadınlığa geçiş yapmış. Daha ne kadar gerçek trans olsun? Onu da şeyden kızmışlardı. Erkekten kadın olan sporcular haksız bir avantaj sağlıyor dediği için ve adam kendisi de pardon kadın kendisi de sporcu. Tecrübeli yani bu konuda. Onu dediği için transfobik ilan ettiler. Trans adamı transfobik ilan ediyorlar ve bunu söyleyenler kendisi trans falan değil ha. Bu aynen çıkıp bu da çok yaşanıyor. İstediği gibi konuşmuyor diye siyahiye ya da zenciye sen gerçek zenci değilsin diyen ama kendisi beyaz olan dal yaraklar. Çok yüksek profillerde yapılıyor ha bu. Joe Biden bile yaptı bunu. Hala da Trump'a oy verirseniz you ain't black bir de böyle zenci gibi konuşmaya çalışıyor. You ain't black diyor böyle. <laughs> bir örnek daha vereyim mesela size şey olayını hatırlıyorsunuz değil mi? Konuşmuştuk sanırım. Ellen Page diye bir kadın vardı. Sonra lezbiyen oldu. Sonra ben kendimi erkek olarak hissediyorum deyip adını Elliot Page olarak yaptı. Tabii herkes bravo ne kadar cesursun, ne kadar cesaretlisin diye alkışladı. Kusura bakmayın ama Hollywood'da kendisini LGBT olarak açıklamak, Suudi Arabistan'da kendisini Müslüman olarak açıklamak kadar cesurca bir hareket. Yani bulunduğun camiada seni takdir eden insanlar artıyor daha çok iş alıyorsun. Neden çok cesurca bir hareket? Onu da anlamış değilim. Sen Türkiye'de muhalif konuşmayı denedin mi hiç? Neyse, konumuz o değil. Şimdi bu kişi erkek oldu artık ve Hollywood'da şöyle faşistçe kurallar var. Bak şimdi bak. Sen beyazsan, siyah mesela animasyon karakterini seslendiremezsin. Sen gerçek hayatta eşcinsel değilsen bir eşcinseli oynayamazsın. Evet sen gerçek bir trans değilsen bir transı oynayamazsın. Evet Scarlett Johansson'u oynatmadılar o yüzden. Ve aynı şekilde bir erkeksen kadını oynayamazsın. E şimdi bu arkadaşımız erkek oldu ve bir kadın rolü vardı DC'de. Oynamaya devam ediyor mu? Oynamaya devam ediyor. Neden? Az önce söylediğim sebepten dolayı. Çünkü o erkek değil. Erkek olsaydı zaten beyaz erkekleri bunlar çok giydiriyor ya. Şu anda kendisi heteroseksüel beyaz erkek oldu. Ama öyle değil işte. Bunlara queer deniyor. Queer dendiği için ya da trans dendiği için o oynayabilir o joker. Bizim istediğimiz adamlar kural tanımak zorunda değil, diğerleri kural tanımak zorunda. Yoksa işten attırtırız. İşte sol faşizmi bu oluyor arkadaşlar. Bu çocukların da beyinlerini bu sebepten dolayı küçük yaşta yıkamaya çalışıyorlar. Kendilerine nefer toplayabilmek için. Taşları yerleştirdiler. Cinsiyet değiştiren herkese kadın ya da erkek değil, trans ya da queer diyorlar. Yani sen LGBT camiasının bir parçası olmak zorundasın diyorlar. O tamam. Çocuk yaşta olsan dahi ailenin sormadan cinsiyet değişimi yapabiliyorsun diyor. İskoçya'da o geldi mi bilmiyorum ama bazı ülkelerde bu var. Çocuk yaşta olsan dahi. 3. Bunun propagandasını yapıyorlar. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu. Hep şey olur ya. Farklı olduğu için şeylerde Pixar animasyonlarında hep öyledir. Farklı olduğu için kendisini farklı hissettiği için özlen çocuk. İyi de şu anda farklı olmadığı için insanlar kendisini kötü hissediyor. Öyle bir tane yapsanız animasyon. Sıradan olduğu için kendiniz. Evet şu anda sıradan olduğu için insanlar kendini kötü hissediyor. Ne kadar sıkıcı biriyim diye. Farklı olmak istiyorlar. Farklı biri gibi gözükmek istiyorlar. Özel olmak istiyorlar yani. Ve çocuk programlarına baktığı zaman biz neden kendimizi he gibi hayal ederdik? Ninja kaplumbağalar gibi hayal ederdik. Ben samuray oldum, ben ninja oldum derdik. O filmlerdeki işte ninja çocukları özenirdik. Ninja kaplumbağalara özenirdik. He-Man'e özenirdik. Thundercats'i seyrederdik. Lino'ya özenirdik. Ben he oldum, ben Ninja oldum derdik. Farklı, daha özel biri gibi hissedebilmek için. Ve tabii ki en önemli olan konu şu. Ailesine haber bile vermeye gerek yok. Ailesinden izin bile almaya gerek yok. Aynı ya aynı. Fethullahçıların dinci toplayabilmek için yaptıklarının aynısı, aynısı. Gördüğünüz gibi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Sıfatlar değişiyor, etiketler değişiyor ama faşizm faşizm. Bu bir sol faşizmidir. Bu özgürlük falan değildir. Özgürlük adı altında bize sunulan sol faşizmdir. Ben gençken ya tarih de çok önemli değil zaten olmuş bitmiş diyen birisiydim ama gördüğünüz gibi tarih ne kadar önemli. Tarihini bilmeyen toplum hatalarını tekrarlamaya mahkumdur arkadaşlar. Ha şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Daha önce Biden'ın geçirdiği yasadaki olay burada da geçerli. Yani bir erkek çıkıp ben kendimi kadın olarak deklare ediyorum dediği zaman Kadınlar soyunma odasına, kadınlar tuvaletine de girebilecek. Şimdi tekrar düşünün arkadaşlar. İlkokuldasınız, ilkokuldasınız ya da ortaokuldasınız. Ortaokulda kızların soyunma odasına girme şansınız var. Tek yapmanız gereken ben kendimi kadın olarak deklare ediyorum demek. Bunu yapmaz mıydınız? Bunu o kadar çok kişi yapardı ki bizim ilkokulda, özellikle ortaokulda, lisede izin veriyorlarsa lisede, o kadar çok kişi yapardı ki bunu. Ben bile düşünüyorum şimdi yapar mıydım acaba falan diye. Şimdi bu özgürlük mü oluyor abi? Yani senin kızın, ergenlik çağındaki kızın beden eğitimi dersine gidecek, soyunma odasına soyunacak. Canı isteyen de ben kendimi kadın olarak deklare ediyorum deyip onların soyunma odasına girebilecek. Bunu kabul etmek bir deliliktir. Bu bir delilik. Aynen dinci delilik nasılsa, dinci fanatiklik nasılsa bu da sol gerici delilik. Ve gerçekten Feministlerin sadece bir kısmı bu konuyla ilgili homurdanıyor. Birçoğu susuyor. Sadece bu sebepten dolayı birçok kadın spora gidemeyecek. Yani bu olay çocukluk seviyesinde ya da üniversite seviyesinde kabul edilirse normal spor salonlarına neden kabul edilmesin? Hani din konusunda ben dinimi yaşıyorum dendiği zaman konu kilitti ya. Her şeyi yapabilirdi dinciler gücü ele geçirdiği dönemde. Şu anda da var tabii o iş biraz. O dönemki kadar abartı olmasa da. Bu özgürlük değil. Bu senin gibi düşünmeyen insanları baskılamak. Çünkü senin yüzünden sen diyorsun ki, kendisini kadın ilan eden kişiler kadın soyunma odalarına gidebilecek, kadın tuvaletlerine, kadın duşlarına girebilecek ve kesinlikle sorgulayamazsın bunu. Rapor göster diyemezsin mesela. Deklere etmesi yeterli. Gerçekten arkadaşlar, 2020, 2021 sapık olmak için Cinsel tacizci olmak için ne kadar güzel bir sene. Arkanda kapı gibi hükümet var. Bu arada aklıma bir şey daha geldi. Bu adamların söyledikleri şeye kendilerinin de inanmadığının kanıtlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani bunu kullandıklarının kanıtlarından bir tanesi diyeyim. Trans kadınlarla ilgili programlar yaptıklarında yani erkekten kadına geçen kişiler hakkında bu kişiler kendilerini kadın gibi hissediyorlar. O yüzden kadın gibi davranmayı hak ediyorlar deyip elbise giydirirler. Etek giydirirler. Genelde de o klasik kadınların giydiği elbiseler vardır ya. Çok fazla görürsünüz bunu. Yani ben şunu mesela gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Bu insanların propaganda videolarında. Trans kadın oldu ama kot pantolon giyiyor. Böyle bir şey gördüm ben hatırlamıyorum bile neredeyse. Hep elbise giydirirler bazen etek giydirirler. Bu neden önemli? Şu bakımdan. Aynı kişiler güçlü kadın videoları yaptığı zaman bunu nasıl yaparlar? Güçlü kadınlar her zaman için erkek kıyafetleri giyer. Kot pantolon giyer ya da kargo pantolon giyer. Omuzları geniştir erkek gibi. Eğer animasyonsa kaslı kaslı yaparlar erkek gibi yine. Eski himendeki Tila ile yeni himendeki Tila'nın farkı gibi yani. Başka bir deyişle kendini kadın gibi hisseden erkekler, kadın olan erkekler güçsüz kadın mı oluyor? Çünkü onlara elbise giydiriyorsunuz. Yani onlar güçsüz kadın mı oluyor? Çünkü diğer tarafta güçlü kadın dediğiniz kadınlara bu şekilde elbise hiçbir zaman giydirdiğinizi görmedim. Etek de hatırlamıyorum ama elbise kesinlikle yani bu karakterlere elbise giydirmezler. Çünkü elbise giydirmek onlara göre zayıflıktır. Daha önce demiştim ya bir erkeğe aşık olmak ya da o filmlerde bir erkek sevgilisi olmak da zayıflıktır. Bu filmlerde hiçbir zaman görmezsiniz. Özellikle beyaz erkek sevgili. Bu çelişki basit bir çelişki değil. Bu çelişki adamların kendi söyledikleri şey kendilerinin de inanmadığının ve bunu kullandıklarının kanıtlarından sadece bir tanesi. Dincilerin de böyle kanıtları vardır arkadaşlar. En basitinden dinciler neden çok zengindir? Yani sen insanlara fakirliğin ne kadar güzel olduğunu anlatıyorsun. Esas dünyanın öteki dünya olduğunu anlatıyorsun. Paylaşmanın önemini anlatıyorsun. Ondan sonra da elinden gelen her türlü yöntemle kendini ve sülaleni multimilyarder yapıyorsun. Bu da o arkadaşların aslında kendi söyledikleri şeye inanmadıklarının kanıtlarından bir tanesi. Görmek istemeyen görmez.